Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Samsun'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bir Kasım'da yapılacak seçim öncesi, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim çalışmalarını Samsun'dan başlattığını belirten Bakan Kılıç, miting öncesi "Vira Bismillah" diyerek balıkçılarımızla bir araya geldik ve çok güzel anlar yaşadık. Samsun balığın merkezi olarak görülür. Samsun'da "Vira Bismillah" diyerek balıkçılarımıza destek verdik. Sonra da her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'nda mitingimizi yaptık diye konuştu. Bu şekilde Başbakanımız da ilk mitingi öncesi Samsun'dan "Vira Bismillah" diyerek balıkçılarımıza destek verdi. Oradan da her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'nda mitingimizi yaptık. Samsun'la ilgili olarak da Başbakanımızın açıkladığı, sizlerin de takip ettiği, hepimizin önem verdiği konular var. Bu anlamda özellikle organize sanayi bölgelerimizin daha da geliştirilmesi, ihtisaslaştırılması ama aynı zamanda merkezimizde, şehrimizin merkezinde kalmış olan sanayi sitemizin de artık daha farklı bir yere taşınması, daha modern bir hale getirilmesi ve şehrimizin ortasında kalmış olan bu sanayi bölgemizin şehrin gelişimiyle alakalı olarak ve güzelliğiyle, şehrimizin Karadeniz'in birleşme noktası olarak düşündüğümüz, Karadeniz'in incisi diye tabir ettiğimiz Samsun'umuzun aynı zamanda şehirsel gelişimin de ortaya koyacak olan bir yeniden ele alma süreciyle Samsun'umuza tekrardan farklı anlamda kazandırmak için çalışacağız. Özellikle yüksek hızlı trenle Samsun-Ankara arasının bağlanması, aynı zamanda yük taşımacılığı ile ilgili olan hattın geliştirilmesi, daha kısa hale getirilmesi, Karadeniz arasındaki şehirlerimizin Giresun olsun, Trabzon olsun, Ordu olsun arasındaki bir ulaşımı, demiryolu ulaşımını daha uygun hale getirip yeniden canlandırmak noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Bunun yatırımla ilgili olan çalışmalara devam ediyor ama çok farklı bir ulaşım imkanını sağlayacağı, modern bir ulaşım imkanını sağlayacağı ve tabii şöyle düşünmemiz gerekiyor. Konya Ankara arası bitmiş durumda. Samsun Ankara arası da bitince artık kuzeyden güneye doğru yüksek hızlı tren hattının aynı zamanda doğu batı aksında da devam eden hattı da düşünürsek çok ciddi anlamda Türkiye'nin farklı bir noktada ulaşım ağına kavuşacağını düşünüyoruz. Bizim şu anda yapmamız gereken artık Samsun'umuzun hem dünya ölçeğinde ama aynı zamanda Türkiye ölçeğinde de tanıtımını geliştirmek. Bunun en önemli yollarından bir tanesi spor faaliyetleri malum. Çünkü yapılan uluslararası spor faaliyetleri her zaman yoğun bir şekilde takip ediliyor. Takip edilmekten beraber aynı zamanda o spor dallarını yapacak olan, icra edecek olan sporcularımızın Samsun'a gelmesi, Samsun'u tanıması. Bakın şunu size açıklıkla söyleyebilirim. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Samsun'a geldikten sonra, buradaki güzellikleri gördükten sonra gerçekten Samsun'u iyi bilerek, hatırlayarak dönüyorlar. Ve aynı zamanda yine geleceğiz Samsun'a diyorlar. Şimdi tabii Türkiye'deki bazı terör olaylarıyla ilgili olarak üzülerek ifade ediyorum ki kimileri hem hükümetimizi hem Cumhurbaşkanımızı bu noktada itham ediyorlar, suçluyorlar. Yurt dışında bunları gidip anlatıyorlar. Kendi açılarından. Fakat şunu iyi analiz etmek gerekiyor. Bakın burada sizler gazetecisiniz. Basın mensuplarısınız. Ve haberlerle ilgili olarak iyi analiz yapmanız gerekir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan, son 30 yıl içerisinde yaşanan bir sıkıntıyı çözmek için ve bu sıkıntıdan ülkemizi kurtarmak için o zaman başbakan olarak, şimdi cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu duruşu ve cesareti, ki o zaman hatırlayın hiç kimse böyle bir girişim yapabilecek, bırakın cesareti göstermeyi, bunun uçlarını bile konuşamıyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman dedi ki bu sorunu çözmek için bu adımları atmamız gerekiyor. Ve bu adımları attı. Ama karşılığındaki yapılan, özellikle 7 Haziran seçimleri öncesi ve 7 Haziran seçimlerinden sonrası ortaya konan söylemler ve ondan sonra harekete geçirilen eylemler
bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Bakın, başbakanımız hatırlayın açıklamalarını yaparken 7 Haziran öncesi ne diyordu? Biz sorun çözme noktasındaki ve belli noktalardaki süreçlerin devamı konusunda irademizi ortaya koyuyoruz. Ama bu tek taraflı olmaz diye açık açık söyledi. Fakat tabii ki güvenlik güçlerimizle ilgili yapılan eylemlerden sonra, yani hem askerimiz hem polisimiz şehit edilirken ve alçakça, haince şehit edilirken, bir hükümetin, bir yönetimin bunu sineye çekmesi, milletinin adına kenardan serpmesi mümkün olur mu? Mümkün değil. Bunun cevabının da misliyle verilmesi gerekir. Biz bu cevabı verdik, vermeye devam ediyoruz.